Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde olasılık kavramına giriş yapacağız. Peki olasılık kavramına girmeden önce bazı temel tabii ki tanımları vermemiz lazım. Bunlardan bir tanesi rastsal deney. Belirsiz bir sonuca yol açan süreç olarak tanımlamışız. Peki ne gibi örnekler verebiliriz bunun için? Aslında çok temel basit örneklerimiz var. Mesela yazı veya tura atılması. Sonucu belli değil. Bu rastsal bir deneydir. Zar atılması. Bu da bir rastsal deneydir. Çünkü sonucunu atmadan önce bilmiyoruz. Bir desteden bir kart çekilmesi. Bu da sonucu belli olmayan bir deneydir. Rastsal bir deneydir arkadaşlar. Bunun dışında rulet masasında değil mi? Top dönüyor. Topun hangi renkte, hangi sayıda döneceği belli değil. Bu da rastsal bir deney. Bunun dışında tabii ki çok farklı örnekler göreceğiz ama sonuçta herhalde bu örnekler sonucunda ne yapmış olduk, anlamış olduk rastsal dediğin ne olduğunu. Önceden sonucunu bilmiyoruz. Örnek nokta dediğimiz şey ne? Örnek nokta dediğimiz şey rastsal deneyin muhtemel bir sonucu. Peki zar attığımız zaman örnek noktalarımız nelerdir? Zar atılınca 1 gelebilir, 2, 3, 4, 5 ve 6 bu rakamlardan bir tanesi gelebilir. Bunların her biri birer örnek noktadır. Bunun dışında yazı tura attığımız zaman peki örnek noktalarımız nelerdir? Yazı gelebilir, tura gelebilir. Bunlar birer örnek noktadır. İki tane parayı aynı anda atacak olursam, iki tane parayı aynı anda atıyorum. Bu durumda benim arkadaşlar rastsal deneyimin sonuçları yani örnek noktalarım neler olacaktır? İki tane parayı değil mi? Atıyorum. Bunlar hilesiz iki tane para arkadaşlar. Olası durumlarımız ne olabilir? Şimdi yazı gelmesini Y ile, turayı da T ile gösterelim. İki para birden yazı gelebilir. Birinci para yazı, ikinci para tura gelebilir. Birinci para tura, ikinci para yazı gelebilir. Veya her ikisi birden tura gelebilir. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Birer örnek noktadır. Bu deneyin olası muhtemel bir sonucuna örnek nokta diyoruz. Peki örnek uzay dediğimiz şey ne? Rastsal deney yaptık. İki tane parayı attık. Bu rastsal deneyin olası tüm sonuçlarını içeren kümeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii oradaki paranteze ihtiyacımız yoktu. Evet. Devam edelim. Bütün bu olası tüm sonuçları, bu deneyde karşımıza çıkabilecek muhtemel tüm sonuçları içeren kümeye bu deneyin örnek uzayı diyoruz. Bu bizim örnek uzayımız ve biz genellikle örnek uzayı S ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bu hangi deneyin örnek uzayı? İki tane para atmanın örnek uzayı. Zar atma. Bir tane zar atılıyor. Bir tane hilesiz zar atıyoruz. Bu hilesiz zarın örnek noktaları nelerdir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, nokta nokta yazılım teker teker 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Bütün bu örnek noktaları içeren kümeye biz ne diyoruz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı içeren bu kümeye bu deneyin örnek uzayı diyoruz. Bunun dışında pekala başka ne gibi örnekler verebiliriz? Şuraya birazcık boşluk koyacağım. İki tane zar atalım. İki tane hilesiz zar atılıyor. Örnek noktalarımız ne olacaktır? Sıralı ikililerden oluşacaktır arkadaşlar.
Neden sıradakilerden oluşacaktır? Çünkü birinci ve ikinci zarın üzerine geldiği sayılar tabii ki farklılık arz edecek. Bunlar bizim için. Onları o yüzden biz sıralı göstermek istiyoruz. Sırasının önemli olduğunu varsayarak bu şekilde yazacağız. Şimdi iki tane hilesi zar atıldığı zaman örnek uzayımızın elemanları nelerdir? İlk zarın üzerine bir gelebilir. İkincisinin üzerine de bir gelebilir. Yani bir bir gelebilir. Bir iki gelebilir. Değil mi? Bir üç gelebilir. Bir dört gelebilir. Bir beş gelebilir. Bir altı gelebilir. Sonra birinci zarın üzerine iki gelebilir. İkinci zarın üzerine bir gelebilir. İkinci zarın üzerine iki. Birinci zarın üzerine iki. İkinci zarın üzerine iki gelebilir. Bu şekilde, değil mi? Teker teker yazacağız. İlk zarın üzerine 3 gelmesi, ikinci zarın üzerine 1 gelmesi şeklinde yazdığımız zaman bakın sırayla devam ediyorum. Bir ilk zarın üzerine 4 geldi. İkinci zarın üzerine 1 geldi. İlk zarın üzerine 4, ikinci zarın üzerine 2 geldi. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sonra 5-1, 5-2, 5-6 ve 6-1, 6-2, 6-6 gelebilir. Tabii ki arkadaşlar toplamda kaç tane sonucumuz var derseniz de bunu da çarpım aslında kuralında göstereceğiz ama şimdi de söyleyebiliriz. İlk zarın 6 tane olası durumu söz konusuydu. İkinci zarın da 6 tane olası durumu söz konusuydu. Burada aslında biz 2 tane kümenin elemanlarının kartezyen çarpımını bulmuş oluyoruz. Yani A dediğimiz ilk zarın üzerine gelen rakamlar olsun A kümesi. B kümesi de ikinci zarın üzerine gelen sayılar olsun. Bu durumda aslında bizim örnek uzayımız ne olmuş oluyor? Dikkat ederseniz A kartezyen B kümesi olmuş oluyor. A kartezyen B kümesi sıralı ikililerden oluşmaktaydı. Birinci eleman, bileşen. Birinci bileşen A kümesinin elemanı, ikinci bileşen ise B kümesinin elemanı olmak üzere. Ve bunun da eleman sayısı, onu neyle de gösterebiliriz? Bunun da eleman sayısı neyle bulunuyordu? A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının çarpımı şeklinde bulunuyordu. Yani 6 kere 6'dan bizim örnek uzayımızın, bu örnek uzayımız, örnek uzayımızın toplam 36 tane elemanı vardır diye ifade ediyoruz. Devam edelim. Biraz daha. Evet. Şimdi ne yapacağız? Olayı tanımlayacağız. Olay dediğimiz nedir? Bir de olaylar var. Olay dediğimiz şey şudur. Evet, az önce yukarıda aslında tanımını vermiştik ama burada tekrar yazayım. S, örnek uzayının herhangi bir alt kümesine biz olay diyoruz. Yani A olayı dediğimiz şey bir rastsal deneyin örnek uzayının herhangi bir alt kümesi. Diyelim ki iki tane paranın atılması deneyinde bizim olası sonuçlarımız iki paranın da yazı ikincisinin yazı birincisinin tura gelmesi ve ikisinin de tura gelmesiydi. A olayını nasıl tanımlayabilirim? A olayını şöyle tanımlayabilirim. Evet, ilk atılan paranın yazı gelmesi olayı diye ne yapabilirim? Tanımlayabilirim. Peki A olayının elemanları o zaman nedir? İlk paranın yazı geldiği durumlar. Yani yazı ve yazı tura. Diğer örnek noktalarımız tura yazı veya tura A olayının elemanı olamazlar. Ve dikkat ederseniz bu da evrensel kümemizin yani örnek uzayımızın nesidir arkadaşlar? Alt kümesidir. Tabi alt kümeyi biraz C gibi yazdım. Ama olsun, düzeltebiliriz. Evet.
Pekala, bunun dışında ne gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar? Şu şekilde örnekler verebiliriz. Mesela B olayı diyelim. B olayı, evet, en az bir kere tura gelmesi. En az bir kere tura gelmesi olayı olsun. Bu durumda B olayının elemanları nedir? En az bir kere tura gelecek. Yazı yazı. Bu kümenin elemanı olabilir mi? Hayır. Çünkü iki defa yazı gelmiş. Peki yazı tur olabilir mi? Evet. Bir kere tura gelmiş. Tura yazı olabilir mi? Evet. Bir kere tura gelmiş. Peki iki tane tura olabilir mi? Kesinlikle. Çünkü en az bir kere dediğine göre ne olacaktır? Bu da bizim örnek noktamız olacaktır. B olayı için. Dikkat ederseniz gene B olayı, yani B kümesi elemanları örnek uzayın alt kümesidir arkadaşlar. Peki hala başka örnekler verecek olursak, şurayı biraz daha açacağım. Evet. Başka mesela C olayı diyelim. C olayı, evet. Hiç tura gelmemesi olayı diyelim. Hiç tura gelmemesi olayı veya hiç yazı gelmemesi dersek belki daha da iyi olabilir. Hiç yazı gelmemesi olayı diyelim. Hiç yazı gelmemesi olayı. Değişmemize gerek var mı diyor? Fark etmez. Neyse, hiç yazı gelmemesi olayı diyelim. C olayının elemanları nedir bu durumda? Hiç yazı gelmemesi olduğuna göre tura olacaktır ve C kümesi de nedir? Gene örnek uzayın bir alt kümesidir. Peki iki tane zar atılmıştı. İki tane zar atılıyor, değil mi? Hilesiz iki tane hilesiz zar atılıyor. A olayını tanımlayalım. A olayı ne olsun? Üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olması. 5 olması olarak tanımlanmış olsun. Peki bu durumda arkadaşlar bunun örnek noktalarını nasıl bulacağız? Evet, üst yüzeye gelen sayıların, iki tane zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamlarının 5 olmasını istiyorum. Birinci zarın üst yüzüne 1 gelirse, ikinci zarın üst yüzüne 4 gelmeli. Birinci zarın üst yüzüne 2 gelirse, ikinci zarın üst yüzüne 3 gelmeli. Birinci zarın üst yüzüne 4 gelirse, ikinci zarın üst yüzüne 1 gelmeli. Ve birinci zarın üst yüzüne 3 gelirse, ikinci zarın üst yüzüne de 2 gelmeli. Demek ki arkadaşlar, bakın A olayı ne oldu? Her iki zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamların 5 olduğu 4 elemanlı bir küme oldu. Bundan başka örnek noktamız var mıdır bu kümede olan? Hayır, yoktur. Çünkü mesela üst yüze 3 gel şey üst yüze 5 gelirse yanına gelecek olan diğer zarın toplamı diğer zarlı üstelik yani sayı toplamı 5'ten büyük olacaktır. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Peki B olayını şöyle tanımlayalım. B olayını şöyle tanımlayalım. Üst yüze gelen sayıların 3 ve 3'ün katı olmaları olayı diyelim. Bu durumda B olayı dediğimiz olay ne olacaktır arkadaşlar? Üst yüze 3 gelebilir veya diğer ikinci zarın üzerine de üst yüzeye 3 gelebilir. Birinci zarın üst yüzeye 3 gelebilir. İkinci zarın üst yüzeye 6 gelebilir. Çünkü bunun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlar arasında 3'ün katları sadece 3 ve 6. Benzer şekilde ilk zarın üst yüzüne 6 gelebilir. İkinci zarın üst yüzüne 3 gelebilir.
Bakın, diğer olasılıklar durumlarda bu şart sağlanacak mıdır? Hayır, sağlanmayacaktır. O yüzden başka örnek noktamız yoktur bu kümeye ait olan. Doğal olarak bunu da bu örnek uzayın şey örnek olayımızda yazmış oldum. Şimdi burada bir tanımımız vardı. Tanımımızı tekrar şimdi şey yapalım, yeniden ifade edelim. Eğer bir örnek uzayımızın, bir örnek uzayın veya örnek uzay diyelim, sayılabilir sonsuz veya sonlu elemanı varsa bu örnek uzaya kesikli örnek uzay denir. Şimdi örnek uzayın elemanlarının sonlu olması, yani bir tane örnek uzayınız var. Bu örnek uzayınızın eleman sayısı K diye bir doğal sayı. Bu durumda arkadaşlar ve de K sonlu bir sayı, sabit bir sayı. Yani diyelim ki az önce vermiş olduğumuz örneklere bakalım. Ne demiştik? İki tane paranın atılması deneyi demiştik. Bunda dikkat ederseniz toplamda dört tane ne var? Örnek nokta var. Eleman sayımız ne? Örnek uzayımızın 4. O zaman bu kesikli bir örnek uzaya ait olacaktır. Öyle bir örnek olacaktır. Peki iki tane zarı attığımız zaman karşımıza gelen durumda toplam kaç tane örnek noktamız vardı? Hatırlarsanız eğer. Burada da toplam 36 tane örnek nokta vardı. Doğal olarak bunun eleman sayısı da 36 ve sonlu olduğu için biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz şunu söylüyoruz. Bu örnek uzayımızda kesikli bir örnek uzaya örnektir, emsaldir, misaldir diye ifade ediyoruz. Peki sayılabilir sonsuz ne demektir? Şimdi eğer bir kümenin elemanları ile doğal sayılar kümesinin elemanlarını birebir eşleştiren bir ilişki, bir bağıntı, bir fonksiyon bulunabiliyorsa o zaman o küme sayılabilir küme diyoruz. Yani sayma işlemini biz doğal sayılarla yapıyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ve doğal sayılar kümesi sonsuz elemanlı. Herhangi bir sonsuz elemanlı kümeniz var ve siz bu sonsuz elemanlı kümenin her bir elemanını bir doğal sayıyla eşleştirebiliyorsunuz. Bu durumda o sonsuz elemanlı kümeye sayılabilir sonsuz küme deniyor. Doğal sayılar kümesi örneğin sayılabilir bir kümedir, sayılabilirdir. Tam sayılar kümesi sayılabilirdir. Rasyonel sayılar kümesi sayılabilirdir. Buna ispatlanmıştır. Arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi sonsuz elemanlıdır ama sayılabilir sonsuz elemanlı bir kümedir. Çift tam sayılar, tek tam sayılar da tabii ki sayılabilirdir. Ama mesela reel sayılar kümesi sayılabilir bir küme değildir. Sayılabilir değildir. Sonsuz elemanı vardır onun da ama sayılabilir olmadığı ispatlanmıştır. Peki arkadaşlar başka bir tanımımız daha var. Eğer örnek uzay AB aralığı ya da bu aralıkların birleşimi gibi ise sürekli örnek uzay adını alır demişiz. Sürekli örnek uzaylar genellikle uzunluk, ağırlık, hız gibi ölçüm deneylerinde karşımıza çıkar demişiz. Diyelim ki siz bir fabrikanın üretim hattında bir fabrika ne üretiyorsun? Fabrika
tel üretiyor olsun. Metal, metal diyelim ki 15 santimetre uzunluğunda tel üretiyor olsun. Şimdi siz bu fabrikanın üretim hattında 100 tane teli seçtiniz. Ve bu makinelerinde üretim hatası tabii ki yapma ihtimali var. Diyelim ki üretilen tellerin uzunluğunun hata payı diyelim ki işte %5 santimetre olsun. Yani herhangi bir tel üretildiğinde bu telin uzunluğu 15 artı eksi %5 santimetre olsun. Yani 14.95 santimetre ile, yani herhangi bir tel aldığınızda bu telin uzunluğu 14.95 santimetre ile 15.05 santimetre arasında değişiyor olsun. Sizin seçtiğiniz telin uzunluğu. Bu aralıktaki herhangi bir değer alabildiğine göre sizin örnek uzayınızın sürekli bir örnek uzay olacağını ifade edebiliriz. Çünkü telinizin uzunluğu, evet, bir tam sayı de olabilir, bir tam olarak 15 santimetre de olabilir, 15.01 santimetre de olabilir, 14.98 santimetre de olabilir. Doğal olarak bu sürekli bir örnek uzaya misal olarak verilebilir. Daha başka bir ifadeyle, genellikle ölçüm yaptığımız işte uzunluk, ağırlık, hız gibi ölçüm içeren deneylerdir arkadaşlar. Biz sürekli örnek uzaylarla çalışmaktayız. Pekala, bu durumda bir de neyimiz var? Venn şeması ve ağaç diyagramı dediğimiz bir başka kavramdan bahsetmişiz. Şimdi eğer bizim örnek uzayımızın elemanları sonlu sayıda ise yazı, tura, iki tane ne yaptık? Parayı attık ve bu paramızın atmamızın sonucunda toplam 4 elemanlı bir örnek uzay oluşturduk. Ben ne yapabilirim? Bu örnek uzayın elemanlarını tabii ki Venn diyagramıyla gösterebilirim. Peki ağaç diyagramı dediğimiz şey nedir? Ona da hemen bakalım. Ağaç diyagramı dediğimiz şeyi de gösterelim. Şimdi ilk atışımızı yaptık. Bir de ilk atışımızı yaptık. Birinci atışın sonucunda ne geldi? Ya tura geldi ya da yazı geldi. Arkasından da ikinci atışı gerçekleştireceğiz. Ve ne olacak? Birinci atış zaten tura geldiği için ikinci atışın tura gelmesi durumu söz konusu olabilir. Yine birinci atış şu dallanmadan bahsediyorum. İlk atış tura geldiği için ikinci atış ne yazı gelebilir? Yazı gelebilir. Peki aşağıdaki dala bakıyorum. İlk atış yazı geldiğine göre ikinci atış tura gelebilir. İlk atış yazı geldiğine göre ikinci atış ne gelebilir? Gene yazı gelebilir arkadaşlar. Bu diyagramı da biz ağaç diyagramı diyoruz. Ağaç diyagramı diyoruz. Pekala, başka bir örnek daha bununla ilgili verelim. Şimdi biliyorsunuz ki biz her dönem alan dışı serbest seçmeli dersler alıyoruz. Her dönem bir tane alan dışı seçmeli ders alıyoruz. Alınıyor. Bir tane alınıyor bunlardan her dönem. Diyelim ki güz dönemi ve bahar dönemi için olası alan dışı derslerimiz şunlar olsun. Birinci dönem diyelim ki Yunan mitolojisi ile ilgili bir ders açılmış olsun. İkinci dönemde ahlak felsefesi ile ilgili bir ders açılmış olsun. Birinci dönem diyelim ki halk dansları ile ilgili bir ders açılmış olsun.
İkinci dönemde Latin dansları ile ilgili bir ders açılmış olsun. Şimdi güz ve bahar döneminde tek bir ders seçmek durumunda olan öğrencinin kaç farklı olası seçeneği vardır diye bakalım. Bunları da ben kısaca şöyle Y, H, A ve L harfleriyle göstereyim. Örnek uzayımızı yazalım. Şimdi ilk dönem Yunan mitolojisi seçen bir kişi zaten tek bir ders seçebileceği için artık halk danslarını seçemez. İkinci dönem ya ahlak felsefesini alabilir, değil mi? Ya da ne alabilir? Latin dansı alabilir. Yani ilk dönem Yunan mitolojisi seçen bir öğrencinin ikinci dönem ahlak felsefesi veya Latin dersi alması durumları söz konusu olduğu için Y, A ve YL diye iki tane örnek noktamız var. Peki ilk dönem halk dansları seçerse ikinci dönem ahlak felsefesi seçebilir. İlk dönem halk dansları seçerse ikinci dönem Latin dansı pardon, halk dansları ve Latin dansları ne yapabilir? Seçebilir. Ben bunu Venn diyagramında göstermek istersem nasıl göstereceğim? Bu noktaları sonlu tane olduğu için YA, YL, HA, HL şeklinde ne yapacağım? Yazacağım. Pekala, bunu ağaç diyagramı şeklinde göstermeye çalışalım. Ağaç diyagramımızı yapalım. Şimdi bir öğrencimiz ilk dönem Yunan mitolojisi seçebiliyordu veyahut da halk dansları seçebiliyordu. Peki ilk dönem Yunan mitolojisi seçtikten sonra ikinci dönem isterse ahlak felsefesi alabiliyordu veyahut da Latin dansları alabiliyordu. Birinci dönem halk dansları aldıysa ikinci dönem ahlak felsefesi alabiliyordu veyahut da ne alabiliyordu arkadaşlar? Latin dansları alabiliyordu. Ne yapmış olduk? Ağaç diyagramıyla göstermiş olduk. Başka bir örnek gene bununla ilgili verelim. Hem de siz de düşünmüş olursunuz. Hatta burada durdurabilirsiniz. Diyelim ki üç tane bir ailenin denin, değil mi? Üç çocuğu bulunmaktadır. Şimdi bu çocukların cinsiyetleri cinsiyetleri kız çocuk ve erkek çocuk olduğuna göre örnek uzayı yazalım. Yazın ve ağaç diyagramıyla gösterin diyelim. Ağaç diyagramıyla gösterin diyelim. Şimdi örnek uzayımızın elemanları nasıl olacaktır? Burada her üç tane çocuğumuz var. Evet, birinci çocuk kız, ikinci çocuk kız, üçüncü çocuk kız olabilir. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk kız, üçüncü çocuk erkek olabilir. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek, üçüncü çocuk kız olabilir. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek, üçüncü çocuk erkek olabilir. İlk çocuk, evet, böylelikle ilk çocukla ilgili değil mi, durumları yazmış olduk. Şimdi ilk çocuğun erkek olması durumuna bakalım. Her üçü de erkek olabilir, değil mi? İki çocuk erkek olabilir, üçüncü çocuk kız olabilir. İlk çocuk erkek, ikinci çocuk kız erkek olabilir ve şu şekilde erkek kız olabilir. Bunun dışında 2, 4, 6, 8 olası durum zaten söz konusu olacaktı. Başka da zaten bir örnek noktamız olmayacak. Bütün olası durumları inceledik. Peki bunu şimdi ağaç diyagramıyla nasıl göstereceğim? Birinci çocuğun kız, ikinci çocuğun erkek olması durumuna bakıyorum. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk kız oldu.
Birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek oldu. Peki sonra burada nasıl bir dallanma oldu? Birinci iki çocuk kız, son çocuk erkek, ilk iki çocuk kız, son çocuk kız oldu. Peki buna bakalım. Hatta onu belki şunları başka renkle yazmak daha da güzel olabilir. Şöyle yapalım. Karışmasın renkler birbirine, değil mi? Şöyle yapalım. Bunu da başka bir renkle göstereyim. İlk iki çocuk kız oldu. Üçüncü çocuk erkek oldu. İlk iki çocuk kız oldu. Üçüncü çocuk da kız oldu. Birinci çocuk kız. İkinci çocuk erkek. Son çocuk kız. Birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek ve son çocuk erkek oldu. Böylelikle ilk çocuğun kız olması durumlarını ne yapmış olduk? İncelemiş olduk. Peki ilk çocuğun erkek olması durumlarına bakalım. İlk çocuk erkek, ikinci çocuk da erkek olabilir. İlk çocuk erkek, ikinci çocuk kız olabilir. Peki bu durumda diğer dallarımıza bakalım. Üç çocuk birden erkek olabilir. İlk iki çocuk erkek, üçüncüsü kız olabilir. Ve birinci çocuk erkek, ikinci çocuk kız, son çocuk erkek veya son iki çocuk da kız olabilir. Gördüğünüz üzere toplam kaç tane farklı sonucumuz var? 8 farklı sonucumuz var. Peki bu 8'in nereden çıktığını düşünebilir miyiz? Bakın ilk deneyimizi yani ilk çocuğumuzun kız ve erkek olması gibi iki farklı durumu var. İkinci çocuğumuzun da gene kız ve erkek olması gibi iki tane durum var. Üçüncü çocuğumuzun da gene kız ve erkek olması gibi iki farklı durum var. Doğal olarak 8 farklı durum, 8 farklı olası ne durum vardır? Durum vardır, olası durum yani 8 farklı örnek nokta vardır diyoruz arkadaşlar.